hoş geldiniz diyorum. Geçtiğimiz hafta en son bir basın toplantısı yapmıştık. Ben her zaman olduğu gibi o tarihten bu yana Sayın Bakanımızın yapmış olduğu ziyaretler ve etkinlikler hakkında kısaca bilgi vereyim. Önümüzdeki döneme ilişkin yine ziyaretler hakkında bilgi vereyim. Ondan sonra da başta sorularınızı yanıtlayayım ve basın toplantımızı tamamlayalım. Sayın Bakanımız geçtiğimiz hafta 12-13 Haziran 2015 tarihinde Cuma Cumartesi günü Bakü'ye, Sayın Cumhurbaşkanımız refakatten Bakü'deydi. Birinci Avrupa Oyunları'nın açılış törenine katıldı. Ben de oradaydım. Açılış töreni gayet güzeldi ve aslında mükemmel bir açılış töreni oldu. Bu tabii birinci Avrupa Oyunları. Türkiye'de 19 spor dalında yarışan 192 sporcumuz da bu oyunlara katılacak. Bu çerçevede sabah itibariyle 4 tane milli sporcumuz altın madalya kazanmış. 3 gümüş ve 10 bronz madalya almışız. Ben buradan milli sporcularımızı da tebrik ediyorum. Sayın Bakanımız açılış törenleri sırasında bazı ikili Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı ikili görüşmelere de katıldı. Bu çerçevede Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdi Muhammedov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile de ikili görüşmeler oldu. Sayın Bakanımız da bu görüşmelere katıldı. Ben basında da çok yer aldığı için Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ile görüşmede ele alınan hususlara kısaca değineyim. Tabii Rusya ile bizim çok grift ilişkilerimiz var. Ekonomik ilişkilerimiz de çok yoğun. Yaklaşık 800 tane inşaat şirketimiz Rusya'da iş yapıyor. Biliyorsunuz Akkuyu Nükleer Enerji Santrali Rus firmaları tarafından inşa ediliyor. 22 milyar dolarlık bir proje bu. Ve 32 milyar megawattlık bir elektrik üretecek. Tabii bütün ekonomik konular Sayın Cumhurbaşkanımızın Putin'le görüşmesi sırasında ele alındı. Ayrıca önümüzdeki dönemde Putin G20 zirvesi vesilesiyle Antalya'ya gelecek. Aynı zamanda yine üst düzey işbirliği konseyi biliyorsunuz senede bir defa karşılıklı olarak düzenleniyor. O çerçevede de önümüzdeki dönemde Kazan'da bir üst düzey işbirliği konseyi toplantısı yapılacak. Tabii Türk akımı konusu da görüşüldü. Biraz önce söyledim, ekonomik ilişkilerin tüm veçeleri yine masaya yatırıldı. Ardından Sayın Cumhurbaşkanımıza Sayın RF Devlet Başkanı Putin baş başa görüşme de yaptılar. Bu baş başa görüşmede tüm bölgesel konular, ikili siyasi ilişkiler, 1915 olayları, Ukrayna Kırım konusu ve Suriye konusu da gündeme geldi. Sayın Bakanımız Bakü dönüşünün ardından Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı ve AKPM'nin sığınmacı akını konusunda kurulan bir ETOK komitesinin 14 Haziran Pazar günü İstanbul'da kabul etti. Bu aslında AKPM heyeti bizim açımızdan önemli bir heyet. Çünkü AKPM heyeti hem özellikle Türkiye'nin Suriye ve Irak çerçevesinde karşı karşıya kaldığı yoğun mülteci akınına ilişkin bir farkındalık yaratmak, bunu uluslararası kamuoyuna paylaşmak, Kilis Elbeyli Geçici Barınma Merkezi, Kilis ve Nizip'teki barınma merkezleri ve halk eğitim merkezlerini, sığınmacı kayıt koordinasyon merkezlerini ziyaret ettiler. Sayın Bakanımız, tabii bizim Avrupa AKPM eski başkanımız ve AKPM onursal başkanı. Bu ziyaret sırasında tabii daha önce de açıklamıştım. Avrupa Konseyi'ne Türkiye Grand Power, yani en fazla katkıda bulunan ülkelerden bir tanesi oldu. Bu da bu hususta yine gündeme geldi. Tabii Sayın Bakanımız AKPM heyeti üyelerinin özellikle Suriye çerçevesinde karşı karşıya kaldığımız sığınmacı mülteci akını konusunda bilgi verdi. Bunun nasıl üzerimize bir yük oluşturduğunu anlattı ve bu konuda uluslararası toplumun daha etkin rol oynaması gerektiğini bildirdi. AKPM Başkanı da özellikle Kilis ve Nizip'e yaptığı ziyaret sonrasında bazı açıklamalar yaptı. Belki bunu siz basında da görmüşsünüzdür ama
Ben yine tekrarlayayım. Çünkü bunlar aslında Türkiye açısından çok olumlu ifadeler. AKP'nin başkanı Brasör, Türkiye'nin Suriyelilere yaptığı yardımlara hayran kaldıklarını ifade etti. Misafirperverliğimizden etkilendiğini söyledi. Ayrıca kilise gelen misafir sayısının kendi nüfusundan fazla olduğunu söyledi. Ve Türkiye'nin yükünün paylaşılması gerektiğini de söyledi. Bence bu aslında bizim uluslararası topluma vermek istediğimiz önemli mesajlardan bir tanesi. Ardından 15 ve 16 Haziran günleri Sayın Bakan Cidde'ye Yemen'deki durmaklı düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları toplantısı için gitti. Tabii buradaki ana gündem konusu Yemen'di. Sayın Bakan bu Yemen konusunda bir konuşma yaptı. Ve özetle Hutilerin bu saldırısının hem ülkeyi kaosa sürüklediğini hem de bölgesel anlamda bir bölünmenin eşiğine getirdiğini söyledi. Bu Yemen'deki sıkıntıların sadece Yemen'i değil, bütün bölgenin güvenlik ve istikrarına bir tehdit oluşturduğunu söyledi. Siyasi çözüm sağlanması gerektiğini vurguladı. Ayrıca bu siyasi çözüm dendiğinde de yani bunun temel parametrelerini sıraladı. Bu da aslında daha önce de söylemiştik. Özellikle KİK inisiyatifi, Milli Ulusal Diyalog Konferansı, yine BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararları, bu çerçevede 2216 sayılı BMGK kararı ve 19 Mayıs tarihli Riyad bildirisi. Bunlar aslında bütün Yemen'deki siyasi uzlaşıya temel teşkil edecek parametreler. Bu konuyu da yine gündeme getirdi. Toplantıda biz özellikle Yemen konusunda bir temas grubu kurulması hususunu gündeme getirdik. Bu bizim bir inisiyatifimiz oldu. Ayrıca toplantıda yine özellikle Suriyeli sığınmacıların durumu da yine Sayın Bakanımız tarafından dile getirildi. Özellikle Tel Abyad'daki çatışmalar çerçevesinde son dönemde özellikle 3 Haziran tarihi sonrasında Türkiye'ye yönelik mülteci akını konusunda bilgi verdi ve insani sorumluluk çerçevesinde bu yükün paylaşılması gerektiği mesajı da yine İslam İşbirliği Teşkilat toplantısı sırasında Sayın Bakanımız tarafından vurgulandı. Bunun dışında tabii Türkiye'nin özellikle Yemen'e yapmış olduğu bazı insani yardımlar var. Ben kısaca onları da söylemek istiyorum. Yani bu yardımlar da yine bu toplantılar sırasında hem İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı hem de Yemen Cumhurbaşkanı ile yapılan ikili görüşmeler sırasında gündeme geldi. Yani Türkiye bu krizi ortaya çıkmasının ardından aslında 18-29 Mayıs tarihlerinde Cibuti'de bir AFAD ekibi görevlendirdi. Yine pek çok gıda malzemesi ve ilaç malzemesi yine tarafımızca Cibuti'ye ve Cibuti üzerinden de Yemen'e ulaştırıldı. Yine de son olarak da 6,6 ton ağırlığında ilaç ve tıbbi malzeme de peyderpey Cibuti'ye iletildi. Tabii özellikle ikili görüşme sırasında Yemen'e yapacağımız yardımlar, özellikle önümüzdeki dönemdeki yardımlar da Cumhurbaşkanı'yla bir araya Cumhurbaşkanı'yla konuşuldu. Özellikle tıbbi yardım, hastane, prefabrik konutların inşası yine şartlar el verdiği ölçüde tarafımızca yapılması hususu yine Yemen'in meşhur Cumhurbaşkanı Mansur Hadi ile yapılan görüşmede gündeme geldi. Tabii Yemen bizim için çok önemli bir ülke. Yani köklü ilişkilerimiz var, tarihimizde de önemli yeri var. Biz Yemen Cumhurbaşkanı Hadi'ye vereceğimiz desteği, meşru Cumhurbaşkanı olarak vereceğimiz desteği yine yineledik ve siyasi çözümün meşru devlet otoritesine saygı çerçevesinde ele alınması gerektiğini vurguladık. Arkadaşlar, bunun dışında Sayın Bakan Suudi Arabistan Kralı'yla da bir görüşme yaptı dün. Tabii bu Suudi Arabistan Kralı'yla özellikle bölgesel gelişmeler, Yemen, Suriye, Irak'taki son gelişmeler, bölgesel konular ele alındı. Özellikle iki ülkenin bölgesel meseleler konusunda benzer yaklaşımları olduğunu da biz bu vesileyle bir daha gördük ve bu hususta teyit edildi. Tabii en son Sayın Cumhurbaşkanımız Mart ayında Riyad'da bir ziyaret yapmıştı. Bu çerçevede bu ziyarette üzerinde mutabakata varıldığı gibi ilişkilerin daha da geliştirilmesi hususu yine Sayın Bakanımızın yaptığı ziyaret sırasında vurgulandı. Arkadaşlar, önümüzdeki dönemde
BM Mülteciler Yüksek Komiseri Guterres'in Türkiye'ye bir ziyaret olacak. Aslında dün itibariyle Guterres Türkiye'ye geldi. Özellikle Dünya Mülteciler Günü 20 Haziran'da kutlanacak. O çerçevede yine Mülteciler Günü ve Dünya Mültecilerine ilişkin olarak bir mesaj verecek. Bunu Türkiye'de verecek. Guterres bugün İstanbul'da, sabah ben de bazı televizyonlarda gördüm, basına bazı mülakatlar verdi. Yarın itibariyle Ankara'da olacak. Sayın Bakanımızla ve bazı bakanlarımızla görüşecek. AFAD Başkanı'yla görüşecek. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımızla, İçişleri Bakanımızla da yarın görüşecek. Cumartesi günü Guterres Mardin'e seyahat edecek. Mardin'de de bazı temaslarda bulunacak. Özellikle Mardin Midyat Barınma Merkezi'nde olacak. Sayın Bakanımız da yarın Mardin'de, temaslar sırasında Mardin'de olacak. Pazar günü ise Suruç'u ve Gaziantep'i ziyaret ederek ülkemizden ayrılacak. Bu konuya ilişkin olarak da zaten dün bir basın açıklaması yaptık ve bir duyuru yaptık. Arkadaşlar, biliyorsunuz 9. Cumhurbaşkanımız Sayın Demirel vefat etti. Bu çerçevede ben de başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin diyorum. Yakınlarına da sabırlar diliyorum. Bu çerçevede bir ulusal cenaze töreni düzenlenecek. Dün bakanlıkta bu ulusal cenaze töreninin düzenlenmesine ilişkin olarak ilgili kurumların katılımıyla bakanlığımıza bir toplantı yapıldı. Biliyorsunuz Başbakanlık tarafından ülkemizde bir ulusal yas ilan edildi. Dış temsilciliklerimizde de defin işlemi tamamlanana kadar bayraklar yarıya indiriliyor ve taziye defterleri açılıyor. Ayrıca Türkiye'deki yabancı temsilciliklere ulusal yas ilan edildiği ve bu süre zarfında bayrakların yarıya ineceği ve söz konusu uygulamaya iştirak etmelerinden memnuniyet duyulacağına ilişkin bir nota da dün itibariyle iletildi. Yarın ulusal cenaze töreninin programı Ankara'da şu şekilde olacak. Yarın merhum için Günüş Sokak'taki ikametgahında sabah 8'de bir tören düzenlenecek. Ardından merhumun naaşı Günüş Sokak'taki ikametgahından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne intikal edecek. Ve 9'da da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir tören icra edilecek. Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Kocatepe Camii'ne intikal edilecek ve Cuma namazını müteakip cenaze namazı kılınacak ve ardından da Esenboğa'ya geçilecek. Merhumun naaşı Esenboğa'dan Isparta'ya gönderilecek ve Isparta'da da yarın öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak ve İslamköy Şehriban Hatun Camii'nden anıt mezarın bulunduğu Çalca Tepe'ye intikal edecek ve orada toprağa verilecek. Genel anlamıyla ulusal cenaze töreninin programı bu şekilde olacak. Arkadaşlar merak ediyorsunuz kimlerin katılacağını, uluslararası katılımcının olup olmayacağına ilişkin olarak. Tabii bu çok hızlı gelişen bir olay. Bu uluslararası alandan katılımcıların kimler olacağı ancak bugün akşama kadar teyit edilecek. Yani bunun yanıtını belki akşama doğru daha net olarak sizlere verebilirim. Arkadaşlar ben burada isterseniz durayım. Sorularınızı varsa hemen onları yanıtlamaya başlayayım. Sevin Hanım buyurun. Tedbirler ya da yaklaşım farkına ilişkin biraz bilgi verebilir misiniz acaba bölgeye ilişkin? Özellikle geçtiğimiz günlerde yapılan toplantıların ardından medyaya yansıyan bazı haberlerde Türkiye'nin konuya ve bölgeye ilişkin yaklaşım farklılığı gösterebileceğine ve güvenlik politikalarına geri dönüşe de ağırlık verilmesi yönünde bir eğilim olduğuna ilişkin iddialar vardı. Böyle bir yaklaşım değişikliği görecek miyiz? Daha önce bölgedeki girişimlerin üzerine TRD ile temas
yine benzer bir gelişme bekleyelim mi? Teşekkür ederim. Evet. Şimdi sorularınızı not aldım. Hemen hızlıca yanıtlamaya çalışayım. Ama tabii hepsine ilişkin olarak bir yanıtım yok doğrusunu söylemek gerekirse. Tabii önümüzdeki geçtiğimiz günlerde özellikle 3 Haziran'dan sonra özellikle Tel Abyad'daki çatışmalar nedeniyle hem uluslararası koalisyonun bombalamaları hem de YPG ve DAEŞ'in arasındaki silahlı çatışmalar nedeniyle çok sayıda insan bizim sınırlarımıza geldi. Bu konuya gelen Suriyeli Arap ve Türkmenlerin özellikle sayılarına ilişkin olarak size bilgi vermiştim. Tam anlamıyla yani 3 Haziran itibari 3 Haziran'dan 16 Haziran'a kadar toplam 23.349 kişi Türkiye'ye giriş yapmış. 23.349 kişi. Evet, 3 Haziran ve 16 Haziran'da dahil bu rakama. Tabii 17 Haziran'ı soracaksınız. Dün itibariyle herhangi bir giriş bu anlamda bir yani kitlesel bir giriş olmamış. Onun için sayı 23.349 kişi. Dün itibariyle ise daha farklı bir gelişme oldu. Yaklaşık 1000 kişi, 1100 kişi dün itibariyle Akçakale'den Tel Abyad'a döndü. Bu konuya ilişkin olarak da geri dönüşlerin başladığına ilişkin olarak da zaten bugün yazılı basında da bazı haberler var. Yani Suriye'de eli kanlı bir rejim var. Bu eli kanlı rejimin mezalimi çerçevesinde çatışmalar devam ediyor. Bu rejimin yarattığı otorite boşluğu DAEŞ terör örgütü tarafından belli noktalarda doldurulmuş görünüyor. Tabii uluslararası camia DAEŞ'i güçlendiren nedenleri aslında tam anlamıyla göremiyor. Biz en başından beri bu hem DAEŞ'le hem de rejimle mücadelede kapsamlı bir stratejinin hazırlanması gerektiğini söylemiştik. Yüzeysel tedbirlerle de sonuç alınmasının mümkün olmadığını söyledik. Tabii bu kitlesel göç çerçevesinde uluslararası alanda özellikle ne düşündüğümüzü muhataplarımıza ilettik. Her şeyden önce BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon'a bir mektupla bu durumun hassasiyetini ilettik. Yine BM Güvenlik Konseyi üyelerine yine New York'ta yine mektupla durumun hassasiyetini ilettik. BM Mülteciler Yüksek Komiseri Guterres'e yine mektup yazarak hassasiyetimizi ilettik. Yine önemli başkentlerde ki temsilciliklerimiz resmi makamlar nezdinde yine girişimler yapıyorlar. Özellikle P5+1 Roma, Madrid yine keza yine Brüksel'de de yine aynı şekilde girişimler yapılıyor. Yine AB Dışişleri ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Mogherini'ye yine Sayın Bakanımız bir mektupla durumun hassasiyetini iletti. Yine NATO Genel Sekreteri ve müttefiklerimize de hızlı şekilde bilgi aktarıldı. Bu insani durumun ciddiyeti vurgulandı ve durumun kabul edilemez olduğu da yine iletildi. Keza dün biraz önce de söyledim, Cidde'de yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı sırasında Sayın Bakanımız hem muhataplarına bu yaşanan son gelişmeleri aktardı. Yine keza Suudi Arabistan Krallığı'yla da bu konu görüşüldü. Keza biraz önce yine söyledim, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Brasör ve AKPM'den bir heyet, yine göç konularındaki bir heyet buradaydı. Yine bu konular gündeme geldi. Bununla eş zamanlı olarak Sayın Bakanımız bazı telefon görüşmeleri yaptı. Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'la görüştü. İngiltere Dışişleri Bakanı Hammond'la görüştü. Yine Guterres'le, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Guterres'le görüştü. BM Güvenlik Konseyi dönem başkanı Malezya Dışişleri Bakanı'yla görüştü. Ve Fransa Dışişleri Bakanı'yla Fabius'la görüştü. Kerry ile görüşmesi öngörülüyordu ama o görüşme henüz gerçekleşmedi. Dün olacaktı bu. Programlar uyuşmadı. Yani önümüzdeki günlerde belki bugün büyük bir ihtimalle yine Kerry ile de görüşecek ve bu konuya ilişkin olarak rahatsızlığımız iletilecek. Tabii bu mektuplarda neler söylendi genel anlamıyla söyleyeyim ama yani 2011 yılından beri Türkiye Suriye'den kaynaklanan önemli risk ve tehditler altında olduğu vurgulandı. Bu sıkıntının Suriye rejiminin kendi halkının demokratik taleplerine yanıt vermemesi nedeniyle ortaya çıktığı
söylendi. Yine Türkiye'nin açık kapı politikası çerçevesinde yaklaşık 2 milyon Suriyeli ve Iraklı'yı Türkiye'ye aldığını ve bunun bir mali yük ortaya çıkardığı söylendi. Keza Akçakale ve Tel Abyad'daki yani bu bölgedeki yapılan olaylar özetlendi ve gerekli tedbirlerin alınması gerektiği muhataplarımızdan istendi. Tabii burada önemli olan aslında uluslararası toplumun bu konuya hassasiyet göstermesi. Özellikle daha önce bölgede yaşanan mesela Kobani'de yaşanan olaylar gibi bu konuya da duyarsız kalmaması. Bu konuya ilişkin olarak da tabii ilgili kurumlarımızın katılımıyla Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız Başkan'da bazı toplantılar oluyor ama tabii bunların sonuçları hakkında ben burada yorum yapamıyorum. Önümüzdeki günlerdeki gelişmeler çerçevesinde durumu tekrar değerlendireceğiz, tekrar bakacağız ama yaptığımız girişimler bu aşamada bu şekilde. Tabii buyurun. Gerekli tedbirlerin alınması gerektiği iletildi dediniz. Bu tedbirler nedir acaba? Ya tabii şimdi her şeyden önce bu sadece bu Tel Abyad'daki sorun değil. Daha geniş bir, büyük bir sorun var. Yani 2 milyon mülteci var. 6 milyar dolar bizim harcadığımız para var. 260 bin mülteci yaklaşık 26 tane kampta yaşıyorlar. Bunların bir defa insani gözle bakmak lazım bu soruna. Yani burada eğitim gören çocuklar var, yeni doğan çocuklar var, sağlık hizmetleri var. Yani her ne kadar biz iyi imkanlar sağlamaya da çalışsak mültecilere ve sığınmacılara, tabii bunlar yeterli değil. Her şeyden önce bunların ortadan kalkması lazım. Uluslararası toplum maddi açıdan daha fazla katkı sağlayabilir özellikle. Özellikle bazı sığınmacıların üçüncü ülkelere sığınma başvuruları var. Bunlar daha fazla yanıtlanabilir. Yapılacak çok şey var. Tabii en önemlisi bu krizin ortadan kalkması için Suriye'de bizim baştan beri söylediğimiz siyasi bir transformasyon, siyasi bir değişim sürecinin hızlıca sağlanması. Tabii bunun bazı alt koşulları da var. Tabii biz uzun bir zamandan beri özellikle uçuşa yasak bölge, güvenli bölgelerin ihdas edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Bunu da şunun için söylüyoruz. Bu tarz kitlesel göçlerin bizim kapımıza gelmemesi, kapımızda yığılmaların olmaması için bunların oluşturulması gerektiğini söylüyoruz. Bugün itibariyle özellikle Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de yine bu konuya ilişkin bir açıklama yapmış. Yani insan hakları konusundaki endişeleri paylaştıklarını ve bu PYD'nin kontrol altına aldığı bölgelerdeki halkın yerinden edildiğine dair iddiaları izlediklerini zaten söylemiş. Kendisi de söylemiş. Yani uluslararası alanda tabii bu bir hem bizim yaptığımız girişimler hem de zaten medyanın takibi nedeniyle zaten takip ediliyor. Ama bizim istediğimiz tabii bu insani sorumluluğun ve yükün birazcık daha uluslararası toplum tarafından paylaşılması ve yangının söndürülmesi tabiatıyla. Evet. Bu az önce bahsettiğiniz Amerikan Dışişleri Sözcüsü'nün yaptığı bu açıklama dışında Türkiye'nin Washington ve Ankara'da ilettiği rahatsızlığa resmi kanallardan herhangi bir yanıt verildi mi Ankara'ya acaba? Bir de ikinci bir sorum olacak. Katar Dışişleri Bakanı bugün Ankara'da Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşecek. Sayın Bakan'la bir görüşmesi olacak mı? Bu ziyaretin nedeni nedir? Size bir bilgi var mı acaba? Bir de yakın zamanda Türkiye ve Katar arasında imzalanan bir anlaşma çerçevesinde Türkiye'nin Katar'a bir askeri üs kurmaya hazırlandığı haberleri çıktı basında. Yakın vadede böyle bir plan var mı ve bu ziyaretin bununla bir bağlantısı var mı acaba? Teşekkür ederim. Son sorumuzdan başlayayım. Sayın Bakanımızla Katar Dışişleri Bakanı'nın herhangi bir görüşmesi şu an itibariyle öngörülmüyor. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızla ne görüşeceği hususunu Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından takip etmeniz daha doğru olur. Bu askeri üs konusuna ilişkin olarak da zaten geçtiğimiz hafta sorulara yanıt vermiştim. Resmi gazetede yayınlandı. Her şey gayet şeffaf bir şekilde yürüyor. Bütün parametreleri de bu askeri anlaşmanın neler içerdiğine ilişkin hususlarda zaten bu resmi gazetede var. Oradan bakarsanız bulabilirsiniz. Amerikalı yetkililerden herhangi bir tepki alıp almadığımızı sordunuz.
Amerika Birleşik Devletleri bizim müttefikimiz. Pek çok konuda da zaten çok derin işbirliğimiz var, detaylı işbirliğimiz var. Her konuda ve her seviyede zaten istişarelerimiz devam ediyor. Bu çerçevede bu konuya ilişkin olarak da her seviyede gerekli girişimimizi yaptığımızı söyleyebilirim. Evet, Mahmut Bey. Tanju Bey, az önce bilgi verirken güvenli bölge ve uçuş yasak bölge konularından bahsettiniz. Aslında bu konu EİT donat sürecinin de bir parçası olarak önümüzde duruyor diye anımsıyorum Sayın Bakan'ın demeçlerinden. Acaba EİT donat eğitilip donatılacak ve devamında Suriye'ye gidecek olan Suriyeli ılımlı muhalefetin ya da Özgür Suriye Ordusu mensuplarının nasıl korunacağına ilişkin Amerika Birleşik Devletleri ile bir uzlaşı sağlanmış mıdır? Birinci sorum bu. İkinci sorum da hafta içerisinde Kırım Tatarları ile ilgili gayri resmi heyetin raporu açıklandı, yayınlandı. Çok ilginç saptamalar var. Acaba önümüzdeki dönemde Türkiye'nin bu konuyla ilgili tavrı ne olacak? Az önce söylediğiniz Sayın Putin'e de verildiği söylendi raporun. Rusya'nın tepkisi ne oldu? Ve önümüzdeki süreçte yine Ukrayna'ya Türkiye tarafından yapılacak aynı ya da nakdi yardımın yardım olacaktı. Bunun miktarı belli oldu mu ya da yapıldıysa ne kadar yapıldı? Teşekkürler. Bu ilk sorunuzdan başlayayım. Bu EİT donat çerçevesinde eğitip donatılacak kişilerin Suriye'ye girdiğinde hava desteği sağlanıp sağlanamayacağı hususu aslında daha önce de gündeme geldi. 2 hafta önceki basın toplantısında bunu konuşmuştuk. Bu konuya ilişkin olarak ABD tarafıyla çalışmalarımız ve görüşmelerimiz devam ediyor. Sadece onu söyleyebilirim. Kırım konusuna gelince biraz önce de söylediniz. Kırım konusu tabii bizim için çok önemli bir konu. Sayın Cumhurbaşkanımızın Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'le yaptığı görüşme sırasında bu konuda gündeme geldi ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bu sivil toplum örgütü temsilcilerince hazırlanan raporun bir örneği de Rusya tarafına verildi. Tabii bu raporun temel amacı Kırım Tatarların durumu hakkında ilk elden bilgi edinmek ve soydaşlarımıza doğrudan temas kurmaktı heyetin oraya gidişinin ve heyette herhangi bir resmi kurum olarak bizim bir dahlimiz olmadı. Heyet 27-30 Nisan tarihinde Kırım'a ziyaret gerçekleştirdi. İlk önce Kiev'e, oradan da Kırım'a gittiler. Zaten bu heyetin başındaki eski Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Profesör Doktor Zafer Üskül de Anadolu Ajansı'na bir mülakat verdi. Raporunda detayları zaten bu mülakatta web sitesinde bildiğim kadarıyla var. Tabii şunu vurgulamam lazım. Raporun hazırlanması sürecinde bizim herhangi bir müdahalemiz olmadı. Tamamen oradaki gözlemler çerçevesinde rapor hazırlandı. Tabii bu rapor sadece bu 4 günlük ziyaret çerçevesinde sadece bu an içinde bulunduğumuz ihlalleri tespit etmeye yönelik bir rapordu. Onu da söylemek lazım. Yani geçmişe dönelik Kırım Tatarlarının yaşadığı sürgün yerlerinden edilme gibi konulara tabii bu raporda değinilmedi. Tabii raporun içine baktığımızda aslında detaylı olarak incelendiğinde siz de göreceksiniz. Orada pek çok hak ihlali var. Özellikle baskı ve sindirme faaliyetlerinin devam ettiği hususu, sistematik bir biçimde uygulandığı hususu fiili Rus yönetimi tarafından raporda vurgulanmış. Ayrıca Rusların, özellikle fiili Rus yönetiminin verdiği sözlerinde tutulmadığı hususu açıkça görülüyor. Ben raporun içeriğine girmeyeceğim. Çünkü raporu okuyunca detaylı olarak pek çok detayı orada bulabileceksiniz. Ama şunu söyleyebilirim. Kırım Tatar soydaşlarımıza her türlü desteği her zaman vermeye hazırız. Dün olduğu gibi bugün de bunları yapıyoruz. Ukrayna'ya yönelik 10 milyon dolarlık bir hibe taahhüdümüz var. Tabii bu hibe taahhüdümüz henüz büyük bir kısmı gerçekleşmedi ama bir kısmı tabii mağdur olan Tatar soydaşlarımız için kullanılacak. Onu söyleyebilirim. Evet arkadaşlar. Tanju Bey, bu sınırdaki PYD ve IŞİD arasındaki çatışmalar sonucunda sınırımızda bir Kürt koridoru oluşma yolunda giden bir hareketlilik var. Türkiye buna nasıl bakıyor? Bunu bir tehdit olarak görüyor mu bu oluşan Kürt koridorunu? Çünkü
bölgede PYD, Türkmenlerin ve Arapların barınmasına izin vermiyor. Bu bir tehdit midir? Türkiye bunu bir tehdit olarak mı görüyor? Buna yönelik asker ve PYD güçlerinin arasında oluşan bu gerilimi nasıl aşmayı düşünüyor Türkiye? Bir diğer sorum, Mursi'nin idam kararı onandı, temyiz hakkı da bulunuyor gerçi ama Türkiye'nin Mursi'nin idamını önlemek için yaptığı görüşmeler var mıdır? Bu anlamda Suudi Arabistan'ın ve Körfez ülkelerinin bir rol oynayacağı söyleniyordu. Bununla ilgili bir girişimi olmuş mudur? Teşekkür ederim. Şimdi bu ilk sorunuzla ilgili olarak tabii baştan beri biz sorunun işte siyasi bir çözüm çerçevesinde Suriye'de çözülmesi gerektiğini söylüyoruz. Tabii bu sorun bu şekilde çözüldüğünde bu kitlesel nüfus hareketleri de tabiatıyla olmayacak. Özellikle biz yani demografik açıdan bu şekildeki zorlamalara da karşıyız. Eğer bu demografik açıdan bir değişiklik yaratacaksa tabii bu tabiatıyla bizim kabul edebileceğimiz bir husus değil. Önümüzdeki dönemdeki gelişmeler ne olacak? Tabii bu önümüzdeki dönemdeki gelişmeler Türkiye'nin politikasını belli edecektir. Belli sayıda biraz önce de söyledim. Tel Aviv'den Türkiye'ye gelen kişilerin geri döndüğünü de görüyoruz. Önümüzdeki süreci takip etmemiz gerekir. Mısır'a ilişkin olarak ise dün bu konuya ilişkin olarak biz bir basın açıklaması yaptık. Onu da görmüşsünüzdür. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımızın da açıklamaları oldu. Biz Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi ve diğer 106 kişiye verilen idam cezalarının onanmasını şiddetle kınıyoruz. Yani bu kararların keyfi uluslararası standartları karşılamaktan uzak ve hukuki sayılmayacak bir süreç içinde olduğunu da düşünüyoruz. Ayrıca bu kararların hukukun temel hak ve özgürlüklerin ihlali olduğunu da zaten hep söyledik. Dün de bunu tekrarladık. Tabii Mısır'da toplumsal barış ve istikrarın sağlanması çabalarına herhangi bir katkı sağlamayacak. Bizim beklentimiz ise Mısır'ın aldığı bu kararın tekrar gözden geçirmesi ve kararlarının geri almasıdır. Mısır'a yönelik bizim ilkeli bir tutumumuz var ve bu tutum çerçevesinde de bundan sonraki çabalarımızı devam ettireceğiz. Türkiye her zaman, daha önce de söyledik, kardeş Mısır halkının yanında olmaya devam edecektir. Tabii bu kararların bozulmasının sağlanması özellikle uluslararası toplumun demokrasi ve insan haklarına ne kadar sahip olduğunu ve sahip çıkacağının görülmesi açısından da önemli. Bu konu özellikle bu idam kararının onanması sonrasında Sayın Bakanımız yaptığı telefon görüşmelerinde sadece biraz önce saydım. Yani Suudi saydım. Yani bu Türkiye'ye yönelik kitlesel nüfus hareketlerini, göç hareketlerini değil. Bu Mursi'ye verilen idam cezasını da gündeme getirdi ve bu konuda ki tepkilerimizi iletti ve uluslararası toplumun daha sorumlu şekilde hareket etmesi gerektiğini vurguladı yaptığımız görüşmelerde. Bunu söyleyebilirim. Tanju Bey, Doğan Haber Ajansı bir haber geçti az önce. Bir Rus öğrencinin IŞİD'e katılmak üzere Türkiye'ye geldiği ve kaybolması nedeniyle de Ankara'nın Rusya Büyükelçiliği'nin Dışişleri Bakanlığı'na bir nota verdiği yönünde. Bu konuyla ilgili bilgi alabilir miyiz? Şimdi yani bu konu yeni bir konu değil. Bizim yabancı terörist savaşçılara ilişkin olarak da politikamız belli. Biz baştan beri yabancı terörist savaşçıların engellenmesi gerektiğini söyledik. Bu konuya ilişkin olarak da zaten iki tane önemli forum var. Bir tanesi DAEŞ'le mücadele uluslararası koalisyonu çerçevesinde bazı alt gruplar, çalışma grupları oluşturuldu. Türkiye, yabancı terörist savaşçılara ilişkin çalışma grubunun Hollanda ile birlikte eş başkanı. Bir tanesi bu. İkincisi terörle mücadele küresel forumu var. Bu forumda da Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ile beraber eş başkan. Türkiye bu konuda mücadelesini her zaman sürdürüyor. Özellikle yabancı terörist savaşçıların ülkemiz üzerinden Suriye'ye geçişinin engellenmesi için, başta istihbarat paylaşımı olmak üzere pek çok konudaki ihtiyacımızı da zaten dile getiriyor. Bu spesifik olarak sorduğunuz konu
Tabii benzer pek çok konu var. Yani spesifik olarak bu sorduğunuz konuya ilişkin olarak benim bir malumatım yok. Siz de söylediniz biraz önce haber bültenlerine düştü diye. Ama bizim yaptığımız bu ve benzer konularda her zaman aynı aşağı yukarı. İlgili ülkelerin büyükelçilikleriyle temas etmek ve bu konuyla özellikle güvenlikten sorumlu kuruluşlarımızla ve o ülkenin güvenlikten sorumlu kuruluşlarıyla işbirliği içinde eğer tespit edilebilirse ve yakalanırsa bunu iade etmek. Bu çerçevede Türkiye'nin 14 bin kişilik bir tahdit listesi, yani Türkiye'ye girişi yasak kişilerin listesini oluşturduğunu zaten daha önce de söylemiştim. Özellikle Türkiye 1400 kişiyi de bu çerçevede sınır dışı etti. Daha önce geçtiğimiz haftalarda bir Rus yine öğrencinin, 19 yaşında bir öğrencinin sınır dışı edildiğine tanık olduk. Bu zaten basında da, Rus basında da yer aldı. Anladığım kadarıyla bu sorduğunuz olay daha yeni bir olay. Ama dediğim gibi bizim için temel olan şeyler, prensipler ve ilkeler. Bizim yabancı terörist savaşları engellemek için uluslararası alanda yaptığımız bazı çağrılar var. İstihbarat ve işbirliği, istihbarat paylaşımı bizim açımızdan önemli. Bu istihbarat paylaşımı sağlandığı sürece bizim de bu kişileri yakalamamız ve özellikle Türkiye üzerinden Suriye geçişini engellememiz mümkün. Aksi takdirde tabii sorumluluğu tek başına Türkiye üzerine bırakmamak lazım. Sadece Suriye, sadece Rusya'da değil, özellikle bazı Batı Avrupa ülkelerinde de benzer konular yakın zamanda, geçmişte hatta geçen günlerde sıklıkla işleniyor. Tabii buradaki asıl olan biraz önce de söylediğim gibi istihbarat paylaşımı. Yani bu çok usulen bir şey. Yani böyle bir insan, zaten iki ülke arasındaki tüm yazışmalar, tüm iletişim nota üzerinden yapılıyor. Yani bildiğiniz nota dediğimiz şey tabii resmi yazışma formatı. Yani bir talep olduğunda bunu muhakkak notayla göndermeniz lazım. Büşra Hanım. Görüşme oldu mu ya da olacak mı? O konuda bir bilgim yok. Aynı soru. Filistin'de ulusal uzlaşı hükümeti dün istifa etti. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkür ederim. Şimdi normal şartlarda bu sabah ben de basında gördüm. Filistin'de Ulusal Birlik Hükümeti'nin istifa ettiğine dair bazı haberler yer aldı. Ama bu çerçevede resmi bilgi henüz bizim tarafımıza ulaşmadı. Tabii bu konu Filistinli kardeşlerimizin takdirinde olan bir konu. Biz tabiatıyla birlik hükümetinin devam etmesinden yanayız. Ve bir hükümet krizi de arzu etmiyoruz ve bunu beklemiyoruz. Hükümette bazı değişiklikler olabileceğini ve bazı değişikliklerin görüldüğünü de ben anlıyorum haberlerde. Bizim resmi yaklaşımımız Filistin davası bakımından büyük önem taşıyan Filistin ulusal birliğinin mevcut kazanımlarının korunarak arttırılması ve güçlendirilmesi gerektiği yönündedir. Ve bu çerçevede biz Filistinli kardeşlerimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun.